Arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, hayat mücadeledir. Doğumdan ölümüne kadar, serliğinin altında işiniz bitinceye kadar. Hayat, vak değildir. Eylem, karar veren. Türkiye, benim gördüğüm. Boş boğaz, konuşmak yaşayan bir toplum haline gelmiş. Herkes konuşuyor. İnsanoğlu, alfabe yokken ve insanlar yokken de hareket de anlaşıldı. Hareket her şeydi. Hareket en kıymetli şeydi. Bugün de hareket bir sürü işe yaramaz zaptan çok daha kıymetlidir. Halkın kurduğu parti Hak ve Eşitlik Partisi. Devlet dedin sensin. Devlet dedin oraya gönderdiğin işe yaramazlar. Devleti artık şöyle, hadi sizin kuşak devlet diye gitti de artık şu var. Devlet denilen şey aslında sensin. Sen olmasan, senin vergilerin olmasa orada hiçbir şey yok. Devlet denilen şeyin iyi veya kötü gitmesi, oraya gönderdiğiniz insanların adam gibi adam olması gerekiyor. Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, partisinin Anadolu gezisine ilimizden başladı. Sabah saatlerinde ilimiz ilçelerini gezen Pamukoğlu ve partililer, öğleden sonra ise ilimiz merkeze geldiler. İlk olarak sanayi sitesini gezen Pamukoğlu ve partililer, daha sonra ise Yukarı Çarşı esnafını ziyaret etti. Burada esnaf ile uzun süre sohbet eden Pamukoğlu'na vatandaşın ilgisi de yoğun oldu. Ne? Buraya geliş nedeni üniversitede vereceğim konferans ve ondan da daha önemlisi halka için yapacağımız miting. O maksatla geldim. Bugün de köyleri dolaştım. Beldeleri ve ilçeleri dolaştım. Her yerde gördüğüm gibi halkın ekonomik gücü bitmiş. Tarım ve hayvancılık sıkıntı halinde. Ve halk umutsuz. Ama bu çok yadırgadığım bir şeydi. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde halk, Bolu'daki köylerde, ilçelerde, beldelerde gördüğüm gibi. Maalesef Türkiye'nin genel durumu, ekonomik olarak Türkiye tamamen tabana vurmuş ve çökmüş durumda. Ben aslında bir planımız var, bir ay önce yapılmış. 17 ilde mitinge çıkacağım. İlk Bolu. İlk ayı? Evet, Bolu'dan başlıyorum. Efendim, Bolu'da halkın yaklaşımı size nasıl? Halk beni şöyle tanır, yani Bolu dahil söyleyeyim, bizim yaptırdığımız araştırmalara ve istatistiklere göre halkın %47'si ile 52'si Osman Pamukoğlu ve Osman Paşa dediğimi zaten tanıyor. Burada bilinmeyen şey bizim parti kurduğumuz. Parti, halk onu şey yapıyor, bilemiyor. Şöyle, 72 milyonun 40 milyonu biliyor, 30 küsur milyonu bilmiyor. Bu mitingleri yapacağız. Genel seçim yaklaşıyor. Bir de şu anda halkın moral ihtiyacı var. Yaşasın vatan, yaşasın Türkiye'de. Bu ülke hiçbir zaman ne adalet, yani tam hukuk bu ülkede ne oldu? Bu ülkede tam demokrat oldu, ne de sosyal oldu. Hiçbir şey olmayan bir ülkedir bu. Yaşasın Türk milleti, ne mutlu Türk'üm ya. Halkımızın Türkiye genelinde parti olan alakası yüksek. Halkımız herkesin bir arayış halinde. Bir farklı istiyor, bir yenilik istiyor, bir değişiklik istiyor.
ve biz de halka bunu vaat ediyoruz. Pardon. Siyasal ve toplumsal ülkeler dökümanımızı gördüğünüz, baktığınızda da zaten şunu görüyorsunuz. Partinin bütün ağırlığı ekonomi üzerinde. Her şey ekonomi. Halkın ekonomik gücünü artırmadan, beslenme, barınma ve sağlık işini üstesinden gelmeden hiçbir şey olmaz. Bir insan önce doyacak, sonra barınacak, sonra kendini huzurlu hissedecek. Bu ülkede işsizlik sayısı ortada. Borçlar 540 bin doları, milyar doları aşmış. Sıkıntı biz böyle. Benim Türkiye'de her yerinde gördüğüm zaten insanlarımız birer dert kırıyor. Bizim kimseye bu dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tutmayız var kimseye. Ne bir hak borcumuz ne de bir toprak borcumuz var. Bizim kimseye hiçbir şekilde borcumuz var. Bana bir söz hiç kulağımdan çıkmaz. Bir memlekette postaneler ve bankalar, tam onların tabiriyle söylüyorum, gavurun eline geçtiyse o memleketten hayır çıkmaz. Ne mutlu Türk'ün derim.